Deneme sınavı taktikleri istediniz ve bizler de sizler için deneme sınavlarıyla alakalı mükemmel bir taktik videosu hazırladık. Nur Beyaz, Hanifi Kaya, Nefes Ayrı, herkes bize yorumlar yazmış. Benim de denemede sorunlarım var. Aynen, herkes denemede sıkıntı. Ben de sizin yaşınızdayken deneme sınavlarına girdiğimde tam istediğimi yapamıyordum, sinirim bozuluyordu. Şimdi bir kere şunu bilmemiz lazım. Her deneme sınavı gerçeğinin provasıdır. Yani biz Haziran ayı geldiğinde LGS'ye gireceğimiz zaman bize de gerçek bir sınav gibi açacaklar. İçerisinde matematiğin olduğu, 20 tane matematik, 20 tane fen olduğu bir sınav verecekler. Ve biz de soruları çözüp kazanacağımız liseyi belirleyeceğiz. Dolayısıyla bizim gireceğimiz sınav da esasında bir deneme sınavı. Gerçek bir sınav. Ciddiye almak lazım hocam. Ciddiye almak lazım. Ve deneme sınavlarını çözerken ya işte saat açık, telefon açık, işte kapıdan ses geliyor, dışarıdan böyle olmaz. Gerçek sınavı nasıl çözeceksen aynı ortamı yakalamaya çalışmalısın. Aynı ciddiyetle çözmelisin. Her deneme sınavı gerçeğinin provası. Bunu bir kere bileceğiz. Önce nereden başlamalıyız? Şimdi denemeyi aldık. Diyelim ki deneme çözüyoruz. Şu an gerçek sınavda nasıl başlayacağımızı nasıl belirleyeceğiz? Genellikle Milli Eğitim Bakanlığı da ilk başta Türkçe'yi koyuyor bütün deneme sınavlarına. Niye? Eğer denemeye moralli başlarsak aynı moralle diğer soruları da çözebileceğimizi biliyor. Dolayısıyla biz de Türkçeden başlamalıyız diye düşünüyoruz. Çünkü bunun sebebi doğru çözmek motivasyonu artırıyor. Yani sizler de deneme çözme en başarılı olduğu dersten başlamalısınız. Tabii sayısalda şöyle bir durum var. Biliyorsunuz sayısalı biraz daha seçici soruyorlar. Sayısalda açtınız, matematikte seçici zor bir soru gördüğünüz zaman belki biraz canı sıkılabilir. O yüzden biz birçok öğrencimize sayısal testlere başlarken fen bilimlerinden başlıyoruz. Yani fen de yapabileceğin güzel güzel soruları yap. 20 soruda tüm netlerini iyice ayarla. Hani fıstık yerken kapalı antep fıstıklarını değil de önce açıkları bitir deriz ya, aynı mantık. Önce açık antep fıstıklarını bitir, sonrasında matematikteki o kapalı biraz daha seçici olan sorulara, biraz daha zor olan sorulara zaman ayırmak daha mantıklı. Çünkü doğru çözmek motivasyonu artırıyor. Ve süre tutarak denemeye başlamalıyız. Yani saate gerek yok ya, bu nasıl olsa gerçek sınav değil demeyeceğiz. Mutlaka süremizi baştan belirleyeceğiz. Yani matematikte, fende bir soru 2 dakika veriliyor. O zaman matematik kaç dakika? 2 çarpı 20, 40 dakika. Fen 2 çarpı 20, 40 dakika. Bu şekilde süremizi belirlememiz lazım. Diğer türlü gerçek sınava girdiğimizde süremizi ayarlayamayız ve her zaman alıştığımız şekilde süreyi daha uzun sürede bitirmek zorunda kalabiliriz. Kronometreyi açmak lazım hocam. Aynen dediğin gibi. Deneme sınavı hem bilgiyi hem dikkatini ölçer. Yani deneme sınavındaki bazı sorular, mesela şöyle gösterelim. Diyelim ki şurada bir deneme sınavı. Burada sana bilgiyi sorabilir. Burada da bilgiyi sorar. Ama diyelim ki Türkçedeki bir soruyu açalım. Türkçe'de burada senin esasında infografi üzerinden bilgini değil dikkatini ölçüyor. Veyahut da şu soruda bilgini değil dikkatini ölçüyor. O zaman sen bunu çok iyi bilmen lazım. Soru senden ne istiyor ve sana ne vermiş? Yani sorunun içerisinde kullanılan tablolar, görseller, infografiler sana esasında soruyla alakalı çok ciddi ipuçları veriyor. Ve şu da en önemlisi, sen soruyu açtın ya denemede. A, B, C, D, cevap bunlardan bir tanesi. A, B cevap bunlardan bir tanesi. Yani cevaplar esasında önünde. Dikkatli baktığında, soruyla alakalı önergeleri iyi bir şekilde tamamladığında sorunun cevabı esas altında yazıyor. O yüzden sorunun senden ne istediğini bilip sana da ne verdiğini iyi bir şekilde yorumlarsan sınavdan çok iyi bir net çıkarabilirsin. Nasıl bakarsan öyle görürsün hocam. Aynen. Benden ne istiyor, bana ne vermiş. Bir de öğrencinin genellikle en büyük sıkıntısı şudur. İki seçenek arasında kalıyorum hocam. Of be. İki seçenek arasında kalmak esasında birazcık bilgi eksikliği alakalı. Eğer bilgimiz eksik olmasa, mesela ben şimdi sana şöyle bir soru sorayım. 2 artı 2 kaç eder? A 5, B 6, C 7, D 4. Sen iki seçenek arasında kalmazsın ki. 2 kere 2 4, bu kadar basit dersin. İşte öğrencilerin iki seçenek arasında kalmasının temel nedeni bilgi eksikliğidir. Veyahut da bazen bazı yayınlarda çok böyle çeldiricilik, saçma sapan sorular olabiliyor. Ama genellikle iki seçenek arasında kalıyorsak biz bilgi eksikliğinden dolayı kalırız. Bilgilerimizi iyice öğrenirsek, konularımızı güzel bir şekilde çalışırsak bu konuyu biliyorum deriz ve artık kolay kolay iki seçenek arasında kalmayız. Ve şu da önemli, bir soruyu çözerken diyelim ki matematikte değil de daha çok sözel derslerde sen bunu okudun. Aklına bir cevap geldi. Genellikle ilk akla gelen cevap doğrudur. İnsan zihni yanlış bir şey hatırlamaz. Genellikle doğru şeyi hatırlar. Yanlış şeyleri biz sonradan kafamızdan beynimizi zorlayarak uydurabiliriz. Dolayısıyla sen bunu okudun, bağımsızlık kelimesi aklına geldi, hop diye işaretleyebilirsin. Veyahut da Türkçe'de işte sıfat fiil kelimesi aklına geldi, çok diye yerleştirebilirsin cevabı. Hiçbir sıkıntı yaşamana gerek kalmaz. İlk akla gelen cevap doğru cevaptır. Bir de sınavlardaki en önemli taktik ise tabii ki turlama taktiği. Yani takıldığın soruda fazla vakit kaybetmiyoruz. Nasıl sayısala başlarken önce fenden başlamak daha mantıklıysa, soruları çözerken de diyelim ki aldın önüne kitapçığı, tamam açtın.
Türkçe ile başladın. Şöyle Türkçe kısmını açalım şuradan. İkinci denemeyi açıyorum mesela. Başladın. Birinci soruyu yaptın. Tamam, güzel. İkinci soruda takıldın diyelim ki. Üf üf, uğraşmayacaksın. Hemen bu sorunun yanına bir şöyle yuvarlak atacaksın. Motivasyonu dışarı atacaksın. Buraya bir yuvarlak atacaksın. Devam edeceksin. 3 tamam. 4 tamam. 5 tamam. 6'da takıldın. Hop, buna yuvarlak atacaksın. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bu şekilde takıldığın soruya yuvarlak atıp sonra dönüşe bakacaksın. Ben buna takılmıştım, bir daha bakayım diye. Eğer bayağı bir kazık soruysa mesela şöyle atıyorum, şöyle şeyi geçelim, sözleri geçelim. Sayısal bölüme gelelim. Sayısal bölümde şu soruya bayağı bir takıldım mesela. Buna kare koyabilirsin. Yani bu şu demek. Bütün önce yuvarlak takıldığım soruları bitirdikten sonra bu kareye geçtim. Çünkü bu bayağı bir zor geldi. İşte eğer sen bu soruya takılmaya devam edip bunu boş bırakıp devam etmezsen bu soruyu yaparken kaybedeceğin 5-10 dakika yüzünden fen bilgisinde veyahut da işte ileride göreceğin birçok kolay soruyu kaçırabilirsin. Aynı fıstık örneği. Antep fıstığı yerken böyle bir tane kapalıyı kırmakla uğraşırsan hem dişin acır, hem canın acır, hem de o ilerideki açıkları bitirememiş olursun, karnın doyar. Dolayısıyla önce açık fıstıkları yiyoruz, soruları bitiriyoruz. Sonrasında ikinci turda kapalı fıstıklara, yani biraz daha zor sorulara bakıyoruz. Kitapçık bittiğinde yani tekrar başa dönebiliyoruz. Çözdüğün her denemedeki hataları bulmak ve eksik konularını belirlemek de önemli. Hatta biz bunun için denemelerimizin başına değerlendirme kitapçığı koyuyoruz. Yani denemelerde yaptığın notları değerlendiriyorsun ve aynı zamanda mesela ben tam kara özdeşliğinde hata yapmışım. Olasılık hesabında hata yapmışım. İşte EBOB-ECOG problemlerinde hata yapmışım. Bunları bir kez daha görmek, hata kutusunda değerlendirmek ki TATS uygulamasında hata kutusu da var. Buradan da takip edebilirsin. Hataların çözümünü uzman hocalardan dinlemek ya da arkadaşlarına sormak da önemli. Yani sen şimdi aldın Türkçeyi çözüyorsun, tamam mı? Noktalama yanlışı yaptın, virgülle alakalı. Aman demeyeceksin. Bu yanlışı mutlaka bileceksin. Bunu ister kesip saklayabilirsin, istersen hata kutusuna biriktirebilirsin ya da sonradan denemelerini biriktiriyorsun ya. Ben 8. soruyu yanlış almışım. Niye yanlış almışım? Virgül. Aa, ben bu virgülü hep hata yapıyorum diyebilirsin. Dolayısıyla hatalarını biriktirmek ileride yapacağın hataları engeller. Hata yapıyoruz, ders çıkarıyoruz ve netlerimizi artırıyoruz. Unutma. Hatasız kul olmaz ve bir sınavda ne kadar çok yanlış yaparsan gerçek sınava girdiğinde o kadar az yanlış yaparsın. Çünkü şöyle bir şey var. Mesela şöyle düşün. Diyelim ki bir tane konu olsun. A konusunu düşünelim. Bu matematik de olabilir, çarpanlar katlar, fen de olabilir, mesinler ve iklim, Türkçe olabilir, filmsi fark etmez. A konusuyla alakalı gelebilecek 10 tane soru çeşidi vardı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sen ilk konu öğrendiğinde birinci soru tarzını görmüş olursun. Sonrasında birkaç tane test kitabından soru çözersin. İkinci soru tarzını, üçüncü soru tarzını, dördüncü soru tarzını görürsün. Sınava girdiğinde bu konudan soru kaçırma ihtimalin hala fazla. Çünkü bu soru tarzını görmedin. Ama sen bol bol soru çözüp hata yapıp bol bol soru çözüp hata yaptığın zaman hemen hemen tüm soru tarzını görmüş olursun. Artık bu soruyu kaçırma ihtimalin çok azaldı. 10'da 9 soru tiplerini gördün. Ve şu soruyu yanlış yaptığın için insan kolay kolay hata yaptığı bir şeyi unutmaz. Ya ben burada şuna takılmışım der. Dolayısıyla bol bol soru çözmek ve bol bol hata yapıp bunların nasıl çözüldüğünü, nasıl yapıldığını öğrenmek senin netlerini mükemmel bir şekilde artırır. Ve tabii ki doğru kaynaklardan da çalışmak önemli. Yani dörtlü motivasyon denemelerimizin burada ister istemez reklamını yapmak istiyorum evladım sana. Burada, yapın hocam, buyurun. Teşekkür ederim gerçekten bu izni bana verdiğin için. Deneme karşılaştırma grafikleri, evet, sayısal ve sözelde detaylı analizlerle senin denemeyi sıradan bir şekilde çözmeni değil, net bir şekilde çözmeni sağlıyor. Ve denemelerin içerisindeki sorular da tamamen yeni nesil sınavlarda olduğu gibi beceri temelli, infografik sorular. Bu soruları çözerken mesela inkılap tarihinde gördüğün gibi görselli sorular hazırladık. Bu soruları çözerken takılabilirsin. Bunların da soruların cevabını uzman hocalardan TAS uygulaması sayesinde dinleyebiliyorsun. Şimdiden sınavlarına başarılar diliyoruz. Sınava kadar bol bol deneme çözüp hata yapmaktan korkmuyoruz. Ve gerçek sınava girdiğimizde de hayatımızdaki en güzel denemeyi bitirmiş oluyoruz. Hadi bakalım, ödüllü sorumuzu yap, yorumlara yolla evladım.